İyi haftalar. Prof Değer'e. 2012'ye bitmine, 2012'nin bitimine, 2012'nin bitimine saatler kaldı. Kaç saat kalmıştır? Bir hafta var daha. Yani siz şey yapın, bir haftayı hesaplayın. Maya 21 Aralık'ta atlattık hayırlısıysa. Bu sabah biraz önce Harun Kolçak geldi. Onunla bu konuyu biraz konuşalım dedim. Dedi ki, Maya takvimi bitmedi dedi. Yeni bir dinamitin ipini yaktı. Ne alakası var? Evet Harun Bey, Maya takvimine göre 21 Aralık uyanış. Şimdi Maya takvimi, bizim takvimimiz nasıl 31 Aralık'ta bitiyorsa, evet. Maya takviminin bir sürü takvim iç içe. Evet. Şimdi bu biten takvim, onların Baktun dedikleri çok büyük bir takvim. Evet. Ama Baktun'dan daha büyük olan Piktun var. O Piktun'un içinde de Baktunlar var. Bir Baktun bitti. Evet. Yeni bir Baktun başladı. Yani YouTube'a da girerse arkadaşlar, evet. İngilizce bilenler özellikle, Mayaların şu anda 10 milyon kadar torunları yaşıyorlar. Onlar da isyan ettiler. Atalarımıza saygısızlık ediyorsunuz. Biz dünyanın sonu şudur budur gibi herhangi bir şeye inanmıyoruz. Sadece takvimimizin büyük döngünün içindeki küçük döngülerden biri bitti. Yeni bir uyanış, güzellik, maneviyatın daha derinleşeceği bir çağa başladı. Bütün olay bu. Ama bu hemen zınk diye olmayacak. Tabii zamanla olacak. Sayın seyirciler, Maya takvimi diye işi oyuncağa çevirdiler. İşi negatife çevirdiler. Kıyamet gününe çevirdiler. Sayın seyirciler, özellikle 2012 yılında son röportajım Harun Kolçak Bey ile. Harun Bey lütfen konuyu açar mısın? Böyle net olarak açıklar mısın? Açıkladım. Ama şöyle bir şey var, özellikle Mayaların torunlarının yakındığı şey, Batı kültürünün, özellikle Hollywood'un ve medyanın bunu abartıyor. Bir gelir artık haline getirip böyle yani rant sağlamak için dejenere etmesi, yoksa böyle bir şey kesinlikle yok. Bir devre bitti, yeni bir devre başladı. Mayacılar intihar etmeye başlamış, öyle bir şey var mı? Yok canım, öyle bir şey. Amerika'da 27 tane mayacı intihar etti dediler dün sabah. Onların problemi bana. Evet. Ben ya Ankara'da bir... Benim en çok komiğime giden, ben 90'lı yıllarda bu tip konuları konuştuğum zaman televizyonda uçuk kaçık diyorlardı, hatta uyuşturucu kullanıyor diyorlardı. Ben 21 Aralık'ı İstanbul'da geçirdim, bir sürü insan Şirince'ye gitti. Evet. Kim uçuk kaçık anladı. Bir de şey dediler, zenginler Şirince'ye gitti, fakirler İstanbul'da kaldılar dediler. Bu çok önemli bilgi için ne diyorsunuz? Yok ya, bunlar hep balon haberler, hiç şey değil. Bir tek gerçek var, Hristiyan inancına göre, Meryem Ana İsa'yı Şirince denen yörede doğurmuş. Bütün olay o yani. Ankara'lı bir maya ekmek fabrikasına maya üreten bir şirketle görüştüm. Bizim bununla hiç ilgimiz yok dedi, alakamız yok dedi. Geyik yapma. Evet sayın seyirciler, çok önemli görüşler aldık. Eklemek istediğim bir şey var mı? Bundan sonra mayalı içkiler, o bira ve şarap tüketmeyin. Evet. Son noktayı Harun, son noktayı sayın Harun Kolçak Bey koydu. Sigara içiyor tabii, kusura bakmayın. Son noktayı sayın Harun Kolçak Bey koydu. Mayalı içecekler, mayalı ekmek, mayalı ne varsa tüketmeyin. Çünkü ne? Alkol zararlı, ben yıllarca içtim. Alkol kötülüklerin anası mı? Ama ana gibi de yar olmaz derler. Bir de o var. Çelişki, evet sayın seyirciler, çelişki yumağı içine girdik şu anda. Şu anda çelişki, projeniz önümüzdeki günlerde proje ne var Harun Bey? Şimdi rahatsızlığım iyice de geçti. Evet. Pis Yedil dizisinde eskisi kadar sık sık görünmeyeceğim. Evet. Konserler başlıyor inşallah 19 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk konserimiz. Evet. Öyle müziği. Hemen öyle. Twitter hacklendi. Uygu. Hacklendi evet ya. Twitter'ımı hacklediler. Benim gibi kimseye bulaşmayan, sakin, kimseye sessiz, zarar olmayan, kendi dünyasında, kendi şekilde yaşayan. Ama sağ olsun Anonymous arkadaşlar geri aldılar ama follower'lar yok oldu. Red hack miydi? Red hack değil, Anonymous bunlar. Anonymous, evet. Ondan Anonymous. Sonra tekrardan @kolcakharun olarak istiyorsanız takip edebilirsiniz beni.
seviyorum sizi. Harun Bey, bir soru daha, son bir soru daha soracağım size. Prof Dere'yi izliyor musunuz? Hayır. Bitirdin beni. Bitirdin beni. İzliyorum tabii. Prof Dere asla bitmez. Ya şu ama ritüel ediyorum hep. Biliyorum. Bir tane yaptım bugüne kadar. Şirince iki tane yaptım. İki, evet. Feyzullah'ınkileri daha çok ediyorum. Çünkü Feyzullah'ın daha çok dükkanın satışı ve hegemonyası Feyzullah'ta olduğu için. Hegemonyası değil. Evet. Çok ticari, dükkanı tanıtıcı tweetler attığı için evet. Benim de faydam olsun diye buraya Feyzullah'ınkileri daha çok tweet ediyorum. 2012'nin son sorusunu soruyorum Harun Bey. Feyzullah mı, Yalçın mı? İkinizin de yeri ayrı. Feyzullah'la çok farklı, çok derin bir arkadaşlığımız var. Sen de çok eski, çok temellere dağılır. Yırttık, evet sayın yani. Seyirciler. 2012'nin son röportajını Harun Bey ile yaptık. Bugüne kadar 27 tane video çektim, ikisini izledi. Demek ki Harun Bey beni takip ettiğine göre, benim videolarımı izlediğine göre siz de beni izleyebilirsiniz. Değil mi? İzleyin. Bot nasıldı? Evet, yeni botlar aldım. Evet. Yalçın'a yılbaşı hediyesi. Evet sayın seyirciler, yılbaşı hediyesi dediğine bakmayın. 200 dolarlık botu 55 milyon Harun Bey birazdan parasını verecek. Şok, şok gelişmeler. Harun Bey ilk defa Avangard organizasyonunda bota para veriyor. Umarım 2013 sağlık... Ben önce otobota mı para veriyordum? 2012 bitiyor. 2013 sağlık, sıhhat, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Harun Bey 2012 ne getirsin? 2012 bir şey getirmesin. Çıkalım bir kasa paralar getirmesin. Ya da 2013. Sağ, ha pardon, 2013. Doğru ya. Çok pardon. Vallahi 2013. 2013 inşallah biz yengeç burçları için çok kısmetliymiş. Bu çok önemliydi, evet. Ben kendi burcum adına güle güle Zeki'cim, görüşürüz. Zeki Bey iyi günler. İyi günler. Ondan sonra yani kendi burcum adına konuşurum. Yengeç burçları özellikle Satürn etkisiyle bayağı sıkıntılı yıllar çektiler. Bu sene yengeç burçları için çok bereketli bir yıl olacak. Onu biliyorum. Onun dışında astrolog değilim. Bir şey söyleyemeyeceğim. Ama temennim şudur. Herkese sağlık getirsin önce. Sağlık çok önemli. Dostlukların değerini bilelim. Çok az dostumuz var çünkü. Bakmayın şakalaştığımıza, Yalçın da Feyzullah da benim çok gerçekten sevdiğim insanlardır. Ailemizin değerini bilelim. Arkadaşlıkların değerini bilelim. Sevginin değerini bilelim. Çünkü çok az bulunmaya başladı bunlar. Şiddet, kavga, nefret, bölücülük, onlar her yerde var. Harun Bey. Kıyamet zaten akşam haberlerini izlerseniz kopuyor. Mayalara falan gerek yok. Dünyayı yani kan gövdeyi götürüyor. Sevgi kalmadı, saygı kalmadı. Bunlara sahip çıkalım yani. Harun Bey, her yıl şöyle bir dilekte, böyle dilekte bulunuyoruz. Senin adın her Doktor Dre, yok o hip-hopçı. Prof Dere. Ha, Prof Dere. Harun Bey, her yıl aynı dileklerde bulunuyoruz ama olabilir her yıl yani. Bir adım bir fazlası oluyor. Evet. Ben onun için bu dilekleri de bazen dilemekten korkar oldum. Yani ben de işte adet yerinde bulsun diye diliyorum. Pek bir işe yarayacağını sanmıyorum. Ama muhakkak bu kaosun bir sonu olacaktır. Biz görür müyüz, görmeyelim biz yani. Belki bizim torunlar görür. Mayalar işte diyorlar ki yeni sevgi ve maneviyat çağı başladı diyorlar. Öyle kıyamet falan evet. Yok diyorlar. Orada Mayalara inanıyoruz. Maya'yı ben hiç inanmamıştım. Bu duygulardan sonra artık Maya'ya inanmaya başladım. Bu iyi bir şey. Böyle bir şey olsun bence. Bu duygular hakim olsun insanlığa ki böyle gelişsin. Evet, inancınız neyse hiç fark etmez, ayrım yapılmıyor. O doğrultuda bol bol ibadet etmenizi ben istiyorum. Evet. İnancınız her neyse fark etmez. yani maneviyatımıza biraz yönelmemiz lazım. Maneviyatsız bir toplum. Dua edin, namaz kılın, meditasyon yapın, işte ne yaparsanız mum yakın, neyse inancınız. Bir de arkadaşlığın, sevginin, ailenin değerini bilin ve sağlık çok önemli. Ben çünkü çok önemli bir sağlık sorunu yaşadım. Sağlık çok önemli. 2013. Kimsenin de sizin keyfinizi bozmasına izin vermeyin. Hayatınızdan tak.